Merhaba arkadaşlar, Serapilel Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün dantel angles ile ilgili böyle kısacık bir şey göstereceğim. Normalde ben dantel angles'i bu kadar büyük yapmıyorum. Yani ya, büyük dememin amacı hani bu kadar kalın olmuyor. Bu 3 kat ipten ördüğüm için böyle. Çünkü ben bunu başka bir şey yapacağım. Klasik bilindiğin dışında işte örtü değil, başka bir şey uygulayacağım. O yüzden böyle yapmak istedim ama sizin bununla tabii hiçbir alakanız yok. Size ben sadece şimdi kolayca hem de bu da kalınken böyle dikimini, teğellemesini, birleştirmesini kısaca anlatacağım. İçinin işte bir iki ajur göstereceğim falan falan yani. Böyle bir şeyler yapacağız sizlerle. Hadi bakalım. Şimdi bakın, öncelikle altına çizim yapıyorum ben. Burada 3 kat parşömen kağıdı var. Normalde bunun altına bu iş çabuk biteceği için bez dikmedim. Bez de dikiyorum. Ben pazen kullanıyorum. Beyaz pazen veya herhangi bir pazen de olur. Daha böyle kalıp gibi duruyor. Kalıp olarak onu kullanıyorum. Ama şu anda kısa vadeli bir örtü olduğu için, ya bir şey olduğu için bu 3 kat parşömen var sadece. Birinci katıma birinci katım boş parşömen, ikinci katım çizili, modelimin çizili olduğu parşömen, onu alta ters çevirip koyuyoruz. Üçüncü kata da yine bir tane daha parşömen kağıdı koyuyoruz. Yani bunu örüyorsunuz zaten, modeliniz çizili oluyor. Hani bunu zaten dantel angles yapan bilir, yapanlar. Şöyle tel işlemini ben, yani bu çabuk elimden çıkacak bir model olduğu için çok özenerek böyle her gözüne batmıyorum. Ama uzun vadeli işlerde, yani uzun vade derken bu bir büyük örtü olur ya da başka bir şey. Ya ince işlerde tabii ki bunu hemen hemen her kanadına batarak yapabilirsiniz. Kanat dediğim yer... Ben şuralara kanat diyorum arkadaşlar. Anglezin bu köşedeki yerlerine kanat diyorum. Bu şekilde modelime baka baka buraya teğelleme işlemimi gerçekleştiriyorum. Bakın şöyle çevireceğim ben bunu. Şöyle çevireceğim ve şurada bitireceğim. Ve keseceğim. Oraya geldiğimde yine görüşelim. Şu kısmı ben dikeyim. Buraya geldiğimiz zaman tekrar açacağım videoyu. Mavişçim müsaade et bebeğim. Ben geldim arkadaşlar buraya kadar. Şöyle bakın, bunu şimdi buraya birleştireceğim telle. Tam da denk geldi. Ölçmüş gibi oldu sanki. Bunu buraya şöyle birleştirirken oturtacağım. Önce tel işini bitireyim. Birleştirmeyi de anlatacağım şimdi kısaca size. Eğer ipiniz uzun geldiyse, ipiniz değil, kordonunuz, dantel angles kordonunuz uzun geldiyse şuradan kesiyorsunuz. Ve ucunu çıkartıp tığ ile ileri geri, ileri geri içine alıyorsunuz ki atmasın. Şöyle ileri geri ipi alıyoruz eğer uzun olduysa. Yani eğer kordonunuz uzun geldiyse. Şurayı şöyle son kez. Eğer batırabilirsem. İp de öyle her şey kıtı kıtına olmuş bende bugün. Neyse şöyle. Tamamdır.
Normalde bağlamam gerekiyor ama ip kalmadı. Burası arka yüzü. Şimdi normalde böyle kullanmıyorum. Ben bu yaptığım şeye göre kullanıyorum. İpine daha içini birleştirmeyi daha ince makarayla yapabiliriz. Ben şimdi bunu dedim ya farklı bir şeyde kullanacağım. O yüzden böyle kuvvetli bir şey olması gerekiyor. Aynı ipimden kesiyorum. Arkasına düğüm atmıyorum arkadaşlar. Ve birleştirmeye başlıyorum. Şöyle hemen şu uçtan başlayabiliriz. Bakın arkaya düğüm atmadığımı söyledim. Şöyle geriden batırıyoruz ve iğnemizi çıkarıyoruz. Şöyle bakın. Şöyle burada çek sonuna kadar çekiyoruz ve şuraya iğne oyası yapar gibi ister tekli ister çiftli ilmek atıyorsunuz. Yani sabitleştiriyorsunuz. Şöyle. Şimdi bir buradan bir şuna geçiyorum, bir buna geçiyorum. Bu benim birleştirme tekniğim. Herkesinki farklı olabilir. Böyle bunları birbirine bu kanatlardan birleştiriyorum. Şunu da alayım. Şöyle iğnemi takıyorum. Tam şuradan ve şuradan çıkıyorum bakın. Yani bunu niye yapıyoruz? İp kırmamak için sürekli, bütün götürmek için. Şimdi buraya geçtim. Bunu böyle çepeçevre arkadaşlar, bütün her yerini tek tek birbirine birleştiriyoruz. Zaten birleştirilecek yerler belli. Birbirine yakın olan yerler demek ki birbirlerine birleştirilecek olan yerler. Kalın da niye gösteriyorum? Gerçek dantel angles bu değil. Yani tabii ki gerçek dantel angles bu ama çeyizlik yaptığımız, o yatak odası bilmem ne yaptığımız bu kadar kalın yapmıyoruz. Ben bunu hani kalın daha iyi anlayabilin diye özellikle çekmek istedim. Şimdi buradaki birleştirmeye geçtim. Bir alttan bir üstten bakın. Bir alttan bir üstten. Pardon, ip dolandı. Makara. Hiç kolay değil arkadaşlar. Dantel angles dünyanın en zor el işisi bana göre. Bir de bu yabancıların yaptığı tombru mu bir şey deniliyor. Adı aklıma şu an tam gelmedi. Çubuklarla yapılan. Birinci zor o. İkinci zor dantel angles bence. Şimdi tekrar yukarı çıktım. Tekrardan burada neresi birleşecekse birbirine bağlantısını yapıyorum arkadaşlar. Yani burayı böyle komple çevireceğim. Daha sonra şuraya ineceğim. Bu arayı birleştirmiyorum. Arası açık. Sonra şuraya ineceğim. Bunları birbirine birleştireceğim. Burayı birbirine birleştireceğim. Ve iç ajurlarına geçeceğim. O zaman da size kısaca böyle kalın kalın ajurlardan anlatacağım. Biraz bekleyin. Ben birleştirme işini bitirdim arkadaşlar ve kendimce böyle bir ajur uyguladım buraya. Buraya ancak bu olabilir. Şöyle kısaca size de göstermek istedim. Yine bu dikişte yaptığım gibi iğnemi şöyle geçiriyorum. Arkasına düğüm atmadan şuraya şuradan çıkarıp şey yapıp başlıyoruz yani ajura. Aynı burada yaptığım teknik gibi başlıyoruz. Şöyle birbirinin içinden geçire geçire bakın şöyle şuradan geçiriyorum içinden karşı kanada batıyorum.
şuradan geçirip şuraya atlıyorum. Şimdi burada şöyle bir sorun yaşayabiliriz. Şimdi buranın kanat sayısıyla buranınki tabii ki aynı değil. Öyle bir durumda da göstereceğim şimdi ne yapabiliriz. Karşıya geçtim. Şuraya daldırdım. Buna geçmeyeceğim. Şuna geçeceğim. Çünkü yoksa düzgün durmayacak ajurumuz. Onu ayarlarsınız. Anlarsınız zaten dönerken. Altından, hep altından arkadaşlar ve karşı kanada. Baktık burası gerdiriyor gibi oluyor. Bir tane atlıyoruz. Bakalım şimdi muhtemelen atlayacağız. Evet. Çünkü bakın buraya çektiğim zaman bu böyle daha farklı duracak ama şuraya gelince eşitlenecek. Yani şuna değil şuna atlıyorum. O yüzden altından yine geçirdim. Hep altından geçirerek karşıya karşıya şeklinde tüm etrafını böyle iğne oyası gibi dolanıyoruz. Bu bitince bir başka ajur göstereceğim sizlere. Kolaylarını gösteriyorum arkadaşlar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için. Yani zor göstermiyorum şimdilik. Aslında sayfamda da var pek çok ajur yapımı. Kanalımda. Şimdi ben burayı dolaşıp geleyim. Bir başka ajura geçeyim. Bakın ne kadar güzel oluyor. Sökünce muhteşem duracak bu. Evet. Ben bunu yaptım. Bitirdim. İçlerini doldurdum. Şimdi gel gelelim en heyecanlı kısmına ve en sevdiğim kısmına. Çıkarma kısmına. Şimdi eğer kumaşsa, altta kumaş dikiliyse daha önce anlattığım gibi bütün parşömeni bu tarafa alıp kumaşla ikisinin arasından kesiyoruz. Eğer bu şekildeyse de yine en alttaki parşömeni şöyle tutuyoruz. Böyle yavaş yavaş parşömenlerin arasından kesmeye başlıyoruz. Yani dikkat etmeniz gereken şey geçirip şeyden anglesi kesmemeniz. Bakın şimdi birazdan göstereceğim size hafif çıkmaya başlasın. Bu ipleri dantelin üzerinde kalıyor şimdi. Onları cımbızla tek tek temizliyoruz. Koyu renk iple dikerseniz ip kalma riski daha az olur. Yani bütün bu küçük minik ipleri dantel anglezinizden çıkarmış olursunuz. Yani koyu renk iple dikmenizi tavsiye ederim. Benimki biraz kahverengi gibiydi. Daha da koyu bir iple dikebilirsiniz. Şimdi biraz daha ineyim aşağıya ve açıp göstereceğim size. Dantelimiz şimdi bir taraftan kalıptan çıkıyor aslında. Şöyle şu ortadan da birazcık alayım. Şöyle göstereyim ben bir taraftan nasıl çıktığını. Bakın.
Yani böyle kesmeyin. Çok tecrübeli olmanız gerekir böyle kesmek için. Az önce benim gösterdiğim şekilde kesin mutlaka. Yoksa iplerini kesersiniz. Bakın nasıl kalıp gibi çıkıyor. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi birazdan çıkarayım ben bunu komple. Aynı bu gösterdiğim şekilde böyle hepsini keseceğiz. Bitince tekrar geleyim. Evet. Bakın ben ayırdım kalıptan dantel anglesimi. Güzelliğine bakın. Tabii bu kalın ipten ancak bu kadar oluyor. Çünkü ben kalın iple yapmak zorundaydım yaptığım işi. Daha sonra gösteririm ne yaptığımı tabii ki. Şurayı bak gevşek tutmuşum biraz. Şimdi hatalarımı görüyorum çıktıktan sonra onu düzeltirim. Mesela şurada eklemeyi unutmuşum. Onu daha sonra halledeceğim. Bu arkadaşlar bu kadar güzel ve kalıp gibi çıkıyor. Bakın desenim de burada. Desenimi bir kez daha kullanabilirim çizili şekliyle. Böyle yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.